Çocuk batırdı ortalığı. Bu işte bir iş var. Lan bu olacak şey değil yani. Evet. Hep arkadaşları vardır. Uluslararası. Dedim benim de sevdiğim ve tanıdığımız arkadaşlarımızdan, ortak arkadaşlarımızdan birini getiriyor buraya dedim. Önce aklıma Ferzan Özpetek'i mi getiriyor dedim, hani film çekiyorlar. Sonra Luca diye bir arkadaşımız var İtalya'da, ressam, acaba o mu geliyor? Veya kendi arkadaşlarından biri. Mutlaka dedim yani böyle international bir people geliyor buraya dedim. Ve geldiğimde de şaşırmadım o yüzden. Fransız işte kültür ateşesi falan filan deyince. Fransız kültür ateşesi. Sen ne acayip bir insansın ya. Resimleri görünce hani çocuklar yararına demese uyanırdım da. Çocuklar yararına deyince hani evet olabilir. Yani çocuklar yararına, o zaman bizim de bir faydamız olsun şeklinde. Bir takım ihtiyaç durumunda olan çocuklar için satışa çıktı. Ben bunu beğendim. Bir de bunu beğendim. Valla bu resmi diğerlerinden daha çok beğendim çünkü şuradaki şey var ya, yaldız gibi bir şey kullanılmış, pul gibi. Bari dedim bunu alayım hani en azından. Aldın mı? Vallahi mi aldın? Bravo, tebrik ediyorum. Ben de bunu aldım, ne performanstan önce ağzıma da çok şaşırdım. Bir anda çatır çatır bir Fransızca kafaya kafaya falan. Bütün gün biz burada çünkü bambaşka bir dil konuşuyoruz. Hiç bilmiyorum bu adamı Fransızca böyle konuştuğuna falan. Hadi çok şaşırmamış gibi yaptım falan ama performans da artık ilk koptu yani. Çok ayıp bir sanatçının performansı sergilenirken başka bir sanatçı gibi birisine birinin gülmesi, ama dayanılacak gibi değildi, sinirim bozuldu yani. Çünkü buradaki, bu yöredeki teyzeler geldi hep aklıma yani. Onlar olsaydı, mekanın içinde falan filan bilmem ne. Nasıl olsa biplersiniz orayı yani, öyle bir duyguya geçtim. O yüzden yarıda kaldı sinir. Sinirlen bozuldu. Orada da böyle soyut, böyle işte ata yazar, Demet yazar, bir imza atar falan gibi. Orada da uyanmadım. Şeye kadar uyanmadım yani. Gördükten sonra da çok uyanmadım. Demet abla böyle bir baktı. Sen daha kavramadın galiba falan filan deyince. Yani ben onu da Serra'nın şakası zannettim. Yetenek diye buna derim ya. Şu üstünü okursam. Tabii canım. Tam şaka mı değil mi mantığı? Evet. Ya tamamı şaka mantığı. Evet. Olaylar tamamı şaka. Ha sen de varsın işin içinde. Ama çok güzel bir hatıra oldu benim için. Hayatımda bana ilk kez biri böyle bir şaka yapıyor. Güzel, hoşuma gitti. Zaten bu insanlardan bekliyordum böyle bir şeyler. Kolay kolay yemem. Ama... Çok tatlısın. En çok da kültür ateşisi. Çocuklar yararına falan hikaye mi? Onu almayayım ya. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. Aramızda